Şimdi ben bugün kendi çapımda bazı araştırmalar yaptım. İstanbul'da ilçeyle ilçe risk haritalarına baktım. Faya yakınlık, zemin kalitesi falan filan, bina yaşı ortalaması falan gibisinden. Becerebilirsem şimdi size el yordamıyla kamerayı buraya çevirerek göstermeye çalışacağım. Rica edeceğim şey, bana haritalar net gözüküyor mu onu söylemeniz. Yani çok süper net olmasına gerek yok. Derdimi anlatacak kadar haritaları görebiliyor musunuz? Ben şöyle yansıttığımda. Dur, biraz da chat'i göreyim ucundan şöyle. Mesela kamerayı şöyle yaptığımda haritayı derdimi anlatacak kadar görüyor musunuz? Cemre Demirel, teknolojinin son adresi. Gözüküyor. Tamam. Bütün İstanbul ve Marmara Denizi'ni, yani benim aldığım kısmını görüyorsunuz. Tamam. Şimdi dur. Mouse'la değil de kalemle. Kalem. Fatih, benim kalemim nerede? Hocam, gerçekten de kaleminiz burada. Buyurun. Buyurun. Gerçekten de çok değerli bir bilim insanısınız. Gerçekten de. Gerçekten de. Gerçekten de. Şimdi İstanbullu olmayan arkadaşlar için kısaca özet geçeyim. Burası Anadolu, burası Avrupa. İşte Kadıköy, Madıköy, Fatih, Matih, Kız Kulesi ve Adalar, Teoman. Teoman da şuralarda takılıyor. Tıramına böyle böyle anlatılır mı ya? Şimdi fay şuralarda bir yerlerde, tamam mı? Böyle. Bizim balkondan görüyorum fayı. Benim oturduğum yer ise Fatih. Şurası. Şurası. Yani İstanbul'un fethi aslında Fatih'in fethidir. Fatih Eminönü şurası. Şu beyazlık sizi aldatmasın. AFAD'ın sitesinin dandikliğinden kıyılar daha da kırmızı. Kıyılar daha kötü çünkü. Daha yakın. Yani şuralar işte nedir? Beylikdüzü. Yerra yiyecek. Avcılar. Avcılar diye bir yer yok, unut. Bakırköy ve Yeşilköy. Bitti. Yok öyle yerler artık. Tamam mı? İşte Zeytinburnu. Yerra yedi. Fatih. Yerra yedi. Bunlar, tamam mı? Ha. İşte karşıda da yine denize yakın olan yerler riske daha yakın, depremi daha şiddetli yaşayacaklar. Deprem atıyorum büyüklüğü 7,5'sa, depremin büyüklüğü 7,5 olabilir ama şuralar 9, 8,5 falan hissedebilir depremi. Faya olan yakınlıklarından dolayı. Şimdi bu harita ise zemin sağlamlığı haritası. Faydan bağımsız. Şimdi şu fay, tamam, fayı öyle ekstra bilgi olarak koymuşlar. Şimdi moruk, zemin ne kadar kırmızının koyu tonuysa o kadar dandiktir. Yani mesela şu artık bordo değil mi? Aman akıllım, şunlar bordo. Hani bu dandik zemin artık. Burada ev yıkılır demek. Fatih'e bakıyoruz, amına koyayım yine bordo. Kırmızının öyle bir tonu ki amına kodumunun Fatih'i. Ya resmen şehitlerimizin al kanı ya bu. Hani şehitlerimizin al kanıyla sulanmış tüm Fatih ya. Ve Bakırköy, Yeşilköy hepsi birden. Ha. Buralar bak yine Anadolu zeminden kurtarıyor. Bir başka değişken, bina yaşı ortalamasına bakıyoruz. Bu sefer ne kadar koyu mor ise o kadar yaşlı. Yeşiller yeni. Zaten yeşiller yani Tanrı'nın bile siktir ettiği yerler. Boş ver. Çatalca matalca falan. Bakıyoruz Fatih. Şu yarımada var ya, şu tarihi yarımada. Sur içi dedikleri. Yine mosmor. Bina yaşı ortalamasında da sıçık. Fatih'te binalar 50-60 yaşında. Adalarda hakeza, yani biliyorsunuz Masonik tayfa takılır buralarda genellikle. 100 yıllık binaları var. Ha. Bina yaşı ortalamasında da böyle. Şimdi Fatih faya yakın mı? Yakın. Zemini boktan mı? Boktan. Binaları yaşlı mı? Yaşlı. Tüm bunları değerlendirip adamlar bir risk haritası yapmış. Şu olay şu. Bura komple Fatih arkadaşlar. Gerisi de İstanbul. Şimdi bu fotoğrafta, bu haritada ruhuna Fatiha yazıyor. Bak, bak ateistler açıklayın lan. Şş, öyle Allah yok 31 demekle olmuyor. Fotoğrafta ruhuna Fatiha yazıyor ya. Fotoğrafın sesi var lan. Sela okunuyor. Bak, Sela okunuyor buralarda. Bak, bak. Sela okunuyor amına koyayım. Bak Yeşilköy, Bakırköy bile bu kadarken Fatih şöyle riskli. Yani bu hesaba göre ben yokum arkadaşlar. Ben yokum.
Şimdi sayın arkadaşlar, konu jeoloji ise benden öğreneceğiniz çok şey var. Not al arka sıra evladım. Benim gibi böyle Fatih'te oturan, Yeşilköy'de, Bakırköy'de oturan gençler, derhal baskete yazılın. Bol bol süt için, tamam mı? Ve basket oynayın bol bol. Neden? Çünkü İstanbul'a, İstanbul'dan yardım gelemeyecek. İstanbul göçecek. İstanbul'a Yozgat'tan yardım gelecek hali yok. İstanbul'a ancak NATO ve Birleşmiş Milletler yardım eder amına koyayım. Heh. Uzun boylu olasın ki o helikopterden atılan süt tozunu, konserveyi lock diye kapabilesin. Anladın mı? Rebound çalışın. Bir basket kursuna yazılın, rebound çalışın. Hep rebound. Helikopterden atılan konserveyi şak diye kapın böyle. Tamam mı? Depremden sonra hayatta kalma tavsiyesi. Hiçbir yerde duyamazsınız bak. Türkiye'de ilk defa tek taşak Cemre Demirel farkıyla. Bizden artık geçmiş. Günde 4 paket sigara içiyoruz. 33 yaşımda boyum uzayacak değil amına koyayım. Ben yer rahat yedim yani zaten. Hani Yozgat'tan özür dile. Ulan değil mi? Depremde benim enkazdan meğerse bir Yozgatlı çıkartıyormuş. Hayatımın geri kalanında da felçli acı içinde yaşıyormuşum ve o Yozgatlı'ya küfrederek geçiriyormuşum ömrümü. Yani böyle bir tablo var, şaka maka. Her açıdan sıçmış Fatih. Fatih bitecek yani. Yok Fatih diye bir yer yok. Buradaki binalar Atatürk'ü görmüş amına koyayım. O kadar yaşlılar yani. Hatta Fatih'i gören bina vardır yani. Tarihi camileri, çeşmeleri saymıyorum. Apartman. Fatih'i gören apartman vardır burada eminim. Makyaj yapmışlardır dışına. Vardır yani. Yani sözün özü, ben ciddi ciddi şehir değiştirmeyi düşünüyorum. Acaba doktoradan sonra Anadolu'da bir yere mi başvursam diye. Yurt dışına gözüm almaz. Hadi aldı diyelim annemi bırakamam. Nereye bilmiyorum ama en azından şöyle işte, hani Atatürk'ün misak-ı milliye almayı unuttuğu yerler var ya İstanbul'da. Arnavutköy falan, kuzey taraflar. Silivri, Milivri. Belki kuzey tarafları olabilir yani. Arizona'ya gideyim değil mi? Edip'in yanına. Her gün siyaset anlatsın bana. Ben de her gün he dayı he, he dayı he deyip